Evet sevgili arkadaşlar, bugün ikinci de yani eşitsizliklerle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz x kare eksi x küçüktür 6 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tam sayı vardır diye sormuş bize. İkinci derece eşitsizliklerde tablo oluşturabilmem için önce verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmam gerekiyordu. Çarpanlarına ayırabilmem için de eşitsizliğin bir tarafının sıfır olması gerekiyordu. Öncelikle 6'yı karşıya atacağız. X kare eksi x eksi 6 küçük 0. Çarpanlarına ayıracağım sonra x, x, 3, 2. Ortadakinin işareti eksi olduğu için büyük olan eksi, küçük olan artı olsun diyorum. Çapraz çarparsanız 2x, çapraz çarptığınız eksi 3x, topladığınızda eksi x'i elde ediyorsunuz. Demek ki doğru ayırdık. Çarpım şeklinde yazarsam x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı küçük 0 olmalı. Birincisini 0 eşitlesem x eksi 3 eşittir 0. Buradan x eşittir 3. İkinciyi 0 eşitlesem x artı 2 eşittir 0. X eşittir eksi 2 olacak. Yani iki tane köküm var. Tablo çiziyorum. Önce küçük olan köküm eksi 2. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Daha sonra büyük köküm 3. Eşitlik olmadığı için soruda ikisinin de içi boş olacak. İşaretim en büyük dereceye terimin katsayısıyla başlayacak. Yani x karenin işareti artı. Artı ile başlayacağım. Kök gördüm. Eksi kök gördüm. Artı şeklinde devam edecek. Sonra da benden sıfırdan küçük olan kısmı yani negatif olan kısmı istiyorum. Negatif olduğu aralık burası. Burası da eksi 2, 3 aralığı diyeceğiz. Açık aralığı. Bunu sağlayan kaç tane tam sayı vardır diye sormuş bana. Eksi 2, 3 açık aralığında eksi 2 ve 3'ü dahil etmiyordum. İkisinin arasındaki sayılar eksi 1, 0, 1, 2. Yani toplamda 4 tane tam sayı var diyoruz. Cevabımız Denizli olacak. Bir sonraki soruda 2x kare eksi x küçüktür. X küp eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bana. Yine eşitsizliği çözebilmek için bir tarafı sıfıra eşitlemem lazım. X küpü karşıya atayım. Eksi x küp artı 2x kare eksi x küçük 0 olacak. Çarpanlarını ayırabilmek için önce hepsinde x var. Eksi x parantezini alsan x kare eksi 2x artı 1 küçük 0 olacak benim eşitsizliğim. Çarpım durumuna dönüştü. Yalnız içerideki ifadeyi yine çarpanlarına ayırmam lazım. X, 1, 1 ikisi de eksi olacak şekilde ayırırsam çapraz çarptığımda eksi 2x elde ederim. O halde ben bu ifadeyi eksi x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 1 küçük 0 şeklinde yazabilirim. Çarpım durumunda olan tüm ifadeleri ayrı ayrı köklerini buluyordum. Eksi x'i 0'a eşitlesem x buradan 0. X eksi 1'i 0'a eşitlesek x 1. X eksi 1'i 0'a eşitlersem x eşittir 1. 1'den 2 tane çıktı. Yani 1 çift kat kök oluyordu. Yine tablomu çiziyorum. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök 0. Daha sonra 1. 1 çift kat olduğu için 1'e 2 işaret. 0'a da tek bir kök işareti koyuyorum. İşaret belirleyeceğim. İşaret için en büyük dereceli terimin katsayısına bakıyordum. Burada en büyük dereceli terimin katsayısı eksi 1, yani negatif eksiyle başlayacağız. Eksiyle başlıyorum. Çift katta değişmiyordu. Yine eksi. Tek katta değişiyordu. Artı olacak. Sonra da benden sıfırdan küçük olan kısmı istiyor. Yani negatif olan kısmı istiyor. Şu iki aralık olacak. Bu aralıkta 0, sonsuz, açık aralığı, fark 1 noktası olacak. Çünkü 1 için bu değeri sağlamıyor. Ben bunu x 0'dan büyük ve x 1'den farklı şeklinde ifade edebilirim. Yani cevabım Denizli olacak. Bir sonraki soru. Eşitsizliğinin çözüm aralığının bir alt kümesi aşağıdaki yerden hangisidir diyor. Çarpanların köklerini bulabilmek için tekrar çarpanlarını ayırıyorum. X parantezini alsam x eksi 1 eksi x olacak. Çarpı ikincisini x parantezini alsam x kareden bir x gitti. X 3x'ten x gitti. Eksi 3 kalacak. Küçük 0. Hepsini 0'a eşitliyorum. X buradan bir 0. X buradan 1,
x buradan 0, x buradan 3 gelecek. 0'dan 2 tane var. 0 çift kat, 1 tek kat, 3 tek kat kök olacak. Tablo çiziyorum. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök 0, 0 çift kat, 2 tane işaret koyuyorum. 1 tek kat, 3 yine tek kat kök. Sonra işaret belirleyeceğiz. Burada en büyük dereceli terim x kare işareti eksi. Burada da x kare işareti artı. Artı ile eksinin çarpımında eksiyle başlayacağım. Eksi tek kat kök artı tek kat kök eksi. Çift katta değişmiyordu, yine eksi olacak. Soruda benden sıfırdan küçük olan kısmı, yani negatif olan aralıkları soruyor. Şu 3 aralık olacak. Bunu da eksi sonsuz, 0, bileşke, 0, 1, bileşke, 3, sonsuz, açık aralığı olarak yazabiliriz. Şimdi bu şıklardan hangisi bunun bir alt aralığı, alt kümesi diye soruyor bana. A şıkkında 1-3 aralığı demiş. 1 ile 3 aralığında şurada 2 sayısı için bunun görüntüsü pozitif ama negatif olmasını istiyordu. Çiziyorum. 1-2 aralığı diyor. Yine aynı şekilde 1'den büyük değerler için pozitif olmaz. 3'ten küçük değerler için diyor. Yine 2 noktası için pozitif olduğunu göstermiştik. Bu da olmaz. E şıkkında 0-3 aralığı diyor. Yine bu aralıkta 2 sayısı var. 2 için görüntüsü pozitif. Bu da olmaz. Geriye sadece D şıkkı kalıyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında bu ifade daima negatiftir. Yani cevabımız Denizli olacak. Bir sonraki soru. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır demiş. X eksi 3, x artı 5 üzeri 4 çarpı 5 eksi x büyük eşittir 0 şeklinde bir ifade vermiş bana. Hepsi çarpım durumunda direkt kökleri bulabilirim. Birinciyi 0 eşitlesek x eksi 3 eşittir 0, x eşittir 3. İkinci ifadeyi 0 eşitlesem x artı 5 eşittir 0, x buradan eksi 5. Üçüncüyü 0 eşitlesem 5 eksi x eşittir 0, x eşittir 5 olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurada x artı 5'in dördüncü kuvveti vardı. Bu şu demek, x artı 5'i 4 kere çarp demek. 4 kere çarpım olduğu için buradan 4 tane x eksi 5 kökü gelecek. Çift sayıda olduğu için eksi 5 çift kat, 3 ve 5 tek kat kökler olacak. Tablo çiziyorum yine, eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 5 çift kat kök. Daha sonra 3, son olarak 5. Bunların ikisi tek kat kök. İşarete bakacağız. Burada en büyük dereceli terim x işareti artı. Çift kuvvet olduğu için bu da artı zaten. Burada en büyük dereceli terim eksi x işareti eksi. Artı çarpı, artı çarpı eksiden eksi ile başlayacağız. Eksi ile başlıyorum. Tek kat kök artı. Tek kat kök eksi, çift kat kök yine eksi olacak. Benden sıfırdan büyük ya da eşit olduğu yerleri soruyor. Eşitlik verildiği için hepsinin içini dolduracak öncelikle. Şimdi benden sıfırdan büyük olan kısmı istiyor. Yani pozitif olduğu aralığı istiyor. Pozitif olduğu aralık 3-5 aralığı olacak. O zaman ben bunun çözüm kümesi için 3 kapalı, 5 kapalı aralığı, bileşke, eksi 5 noktası diyebilirim. Çünkü eksi 5'in içi dolu, yani dahil. Yani soruda x yerine eksi 5 yazarsam 0 eşit olduğunu göreceksiniz. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bana. Buradaki tam sayılar 3, 4, 5 ve eksi 5. 4 tane sayım var. Bunları toplamamı istemiş. Eksi 5 artı 5 birbirini götürecek. 3 ve 4'ün toplamından cevabımız 7 olacak diyor. Bir sonraki soru. 1 eksi x çarpı x kare artı 4 bölü x kare eksi 1 büyük eşit 0. Eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değerini istemiş bizden. Çarpım ya da bölüm şeklinde ise verilen ifade, çarpım ya da bölüm durumunda olan bütün ifadelerin ayrı ayrı köklerini bulabiliyordum.
Öncelikle 1 eksi x'i 0'a eşit desem x eşittir 1. Daha sonra x kare artı 4'ü 0'a eşitlesek x kare eşittir eksi 4. Bir sayının karesi negatif bir sayı olamıyordu. Yani buradan kök gelmeyecek. Bir sonraki için x kare eksi 1 eşittir 0. Buradan x kare eşittir 1. Hangi sayının karesi 1 diye düşünüyorum. X ya buradan 1 ya da eksi 1 olacak. Şimdi 1'den 1 2 tane buldum. Yani 1 çift kat. Eksi 1'den bir tane buldum. Eksi 1 tek kat kök olacak. Tablosunu çiziyorum. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 1. Daha sonra 1. 1 çift kat olduğu için 2 tane kök işareti. Eksi 1 tek kat olduğu için bir tane kök işareti koyuyorum. Bölüm durumunda olan ifadeler için şuna dikkat etmem gerekiyordu. Eğer eşitlik olduğunda paydan gelen köklerin içi dolu, paydadan gelen köklerin içi kesinlikle boş oluyordu. Bulduğum 1 ve eksi 1 köklerinin ikisi de paydadan geldiği için ikisini de boş bırakacağım. Yani hiçbir kökü doldurmayacağız. Daha sonra işaret belirliyordum. 1 eksi x'de en büyük dereceli terim eksi x, bunun işareti eksi. Burada en büyük dereceli terim x kare, bunun işareti artı. Son olarak altta da en büyük dereceli terim x kare, bunun işareti de artı. Eksi ile artının çarpımı eksi, artıya böldüm yine eksi. Eksi ile başlayacağım. Çift katta değişmiyordu yine eksi. Tek katta değişiyordu, artı olacak. Soruda benden sıfırdan büyük olduğu kısmı, yani pozitif olduğu aralığı istiyor burası. Bu eşitsizliği sağlayan en büyük tam sayı değerini sormuş bana. Bu eşitsizliği sağlayan en büyük tam sayı değeri için eksi sonsuz eksi 1 aralığında olacak diyoruz. Normalde en büyük tam sayı eksi 1 gibi görünüyor ama açılık aralık olduğu için eksi 1'i dahil edemiyorduk. Eksi 1'den küçük en büyük tam sayı eksi 2 olacak. Yani cevabımız Bursa. Bir sonraki soru. X kare eksi 14x artı 49 bölü x eksi 1 küçük eşit 0'daki çözüm kümesini bulun demiş bize. X kare eksi 14x artı 49. Bunu çarpanlarına ayıracağım. Payın ve paydanın ayrı ayrı köklerini buluyordum. X, x, 7, 7 şeklinde ayırsam ikisi de eksi olsa çapraz çarptığımda eksi 14x'i bulurum. O halde ben bu ifadeyi x eksi 7 ile x eksi 7'nin çarpımı olarak yazabilirim. 0'a eşit olacak. Buradan x eşittir 7. Buradan da x eşittir 7. Yani 7 çift kat kök olacak. Çünkü 2 tane geldi. Paydanın kökü için x eksi 1'i 0'a eşitlesek x eşittir 1. Bir tane kökü olacak. Toplamda 2 kök geldi. Biri 1, diğeri 7. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığı bulduğum küçük kök 1. Büyük kök 7. 7 çift kat 2 kök işareti koyuyorum. 1 tek kat 1 tane kök işareti koyuyorum. İşarete bakacağım. Payda en büyük dereceli terim x kare işareti artı. Payda da x, onun da işareti artı. Artı bölü artıdan artı ile başlayacağız. Çift katta değişmiyordu, yine artı olacak. Tek katta değişiyordu, eksi olacak. Ayrıca bir de şuna dikkat ediyorduk sevgili arkadaşlar. Burada eşitlik verilmiş. Eşitlik verildiyse paydadan gelen kök boş bırakılıyor. Yani bir boş bırakacağım. Paydan gelen kök dolduruluyordu. Yani yedeğin içini dolduracağız. Soruda benden sıfırdan küçük olduğu aralığı, yani negatif olduğu aralığı istiyor. Negatif olduğu aralık burası. O zaman diyorum ki benim çözüm kümem eksi sonsuz bir açık aralığı bileşke 7 noktasının içi dolu olduğu için 7 noktası olacak. Yani cevabım Bursa olacak. Bir sonraki soru. Yine bana bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği gerçekleyen kaç tane pozitif tam sayı vardır diye sormuş. Rasyonel bir biçimde verilmiş payın ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulacağız. Eksi x kare eksi 2x eksi 5 çarpanlarımdan biri. 0'a eşitliyorum köklerini bulabilmek için. Bunu x'i x diğerinde 5 1 şeklinde parçalayabilirim ama ortadaki 2x'i eksi 2x'i elde edemem. Delta'ya bakacağım acaba bunun reel kökü var mı yok mu diye. Yani diskriminanta. Diskriminant b kare eksi 4ac'ydi.
Yerine yazarsam b'si eksi 2, eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı eksi 1, c'si eksi 5. Düzenlersem 4 eksi 20 yani eksi 16. Diskriminant 0'dan küçük geldi. Yani bunun reel kökü yok. Geçiyorum ikinci çarpana. X kare eksi 1'in küpü verilmiş. X kare eksi 1'i 0'a eşitlesem x kare eşittir 1. Buradan x 1 ya da eksi 1 olacak. Küpü olması demek bu çarpanlardan 3'er tane gelmesi demek. 1'den de 3 tane, eksi 1'den de 3 tane var. O zaman 1 tek kat, eksi 1 yine tek kat kök olacak burası için. Son olarak x kare eksi 5x artı 4'ü çarpanlarına ayıracağım. X, x, 4, 1 şeklinde ayırıyorum. İkisi de eksi olsun. X eksi 4 ile x eksi 1'in çarpımı 0. Buradan x bir 4, bir de x buradan 1 gelecek. Şimdi bakıyorum, ilk çarpandan kök gelmedi. İkinci çarpandan gelen kökler 1 ve eksi 1. Paydadan gelen kökler de 4 ve 1. 1'den 1, 2 tane var. O yüzden 1 çift kat olacak. Eksi 1 tek kat. 4 yine tek kat kök. Tablo çiziyorum. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 1 tek kat kök. Daha sonra 1 çift kat kök. Son olarak 4 yine tek kat kök. Eşitlik yok. İçleri boş olacak. İşarete bakıyorum. Birinci de en büyük dereceli terim x kare. Bunun kat sayısı eksi 1 yani işareti eksi. Burada yine artı. X karenin işareti paydada. Yine en büyük dereceli terim x kare işareti artı. Eksi çarpı artı eksi bölü artı yine eksi. Eksi ile başlayacağım. Tek kat kök artı. Çift kat kök değişmiyordu yine artı. Tek kat kök eksi şeklinde olacak. Şimdi benden soruda sıfırdan büyük olduğu aralığı yani pozitif olduğu aralığı istiyor. Burası ve burası. Burası eksi 1, 1 açık aralığı bileşke. 1, 4 açık aralığı. Bunu sağlayan kaç tane pozitif tam sayı var diye sormuş. Eksi 1 ile 1 aralığında sağlayan tek tam sayı değeri 0. 1 ve 4 aralığında sağlayan tam sayı değerleri 2 ve 3. Yani toplamda 3 tane sayımız var. Kaç tane pozitif tam sayı vardır diyor. Bunun içerisinden pozitif olanlar 2 ve 3. Yani toplamda 2 tane pozitif tam sayı var. Cevabımız Adana olacak. Bir sonraki soru. Eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır diye sormuş bize. Bunu bulabilmek için önce çarpanlarını ayıracağız. Payın ve paydayı ayrı ayrı çarpanlarını ayıracağız. X kare eksi 1'i 0'a eşitlersem x kare eşittir 1. Hangi sayının karesi 1 diye düşünürsem 1 ve eksi 1 olacak. 2 tane kök geldi. İkinci çarpan için x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 desek x, x, 1, 1 şeklinde ayırabiliriz. İkisi de artı olacak. X artı 1 ile x artı 1'in çarpımı 0. Buradan x eşittir eksi 1, x eşittir eksi 1. Eksi 1'den 2 tane geldi. Son olarak paydanın köklerini bulsak x eksi 3'ü 0'a eşitliyorum. X buradan 3. Ayrıca x eksi 1'i 0'a eşitliyorum. X buradan 1. Bulduğum kökler bunlar. Şimdi köklerde aynı olanlar var. Tek kat mı çift kat mı bunu belirleyeceğiz. 1'den 1, 2 tane bulduk. 1 çift kat olacak. Daha sonra eksi 1'den 1, 2, 3 tane bulduk. Eksi 1 tek kat olacak. 3'ten sadece bir tane var. 3 de tek kat kök olacak. Tablo çiziyoruz. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 1 çift kat. Daha sonra 1 çift kat, pardon, eksi 1 tek kat. Eksi 1 tek kat, 1 çift kat, 3 yine tek kat kök olacak. Eşitlik verilmiş, eşitlik verildiğinde paydadan gelen kökler boş bırakılıyordu. Paydan gelen farklı kökleri işaretliyordum. Paydadan gelen kökler 3 ve 1. 3 ve 1 açık olacak. Eksi 1'in içine dolduracağız.
İşarete bakıyorum. Burada en büyük derece terim x kare. Burada x kare. İşareti artı. Burada x artı. Burada yine x artı. Artı bölü artıdan artıyla başlayacağız. Tek katkök eksi. Çift katkök yine eksi. Tek katkök yine artı olacak. Benden sıfırdan küçük olan kısmı istemiş. Yani negatif olduğu kısmı istemiş. Negatif olduğu aralıklar. Bu iki aralık. Çözüm kümesini yazarsam ben bu ifadenin eksi 1 kapalı, 1 açık, bileşke, 1 açık, 3 açık aralığı olacak. Eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır diye sormuş bana. Burada sağlayan değerler eksi 1 ve 0. İkinci aralıkta sağlayan tek x değeri, x tam sayı değeri 2. Bunları toplamamı istemiş. 2 ile eksi 1'i toplarsam cevap 1 olacak. Yani Bursa. Bir sonraki soru. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Bütün çarpanları ayrı ayrı 0'a eşitliyordum. X artı x kare artı 2'yi 0'a eşitlesek x kare eşittir eksi 2. Bir sayının karesi negatif sayı olamaz. Buradan kök gelmeyecek. X kare eksi x eksi 2'yi 0'a eşitlesek x x 2 1 ortası eksi olduğu için büyük olan eksi küçük olan artı olsun diyorum. X eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı eşittir 0. Buradan x eşittir 2, buradan x eşittir eksi 1 olacak. 2 tane köküm var. Sonra paydayı çarpanlarına ayırsam, paydanın köklerini bulsam, 5 üzeri x'i 0'a eşitlesem bunu sağlayan bir x değeri yok. Yani bu ifade 0'a eşit olamayacak. O yüzden buradan kök gelmiyor. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 diyorum. X, x, 3, 2 diye ayırıyorum. Birincisi artı ikincisi eksi olsun. X artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı 0. Buradan x bir eksi 3 bir de 2 gelecek. Tüm kökleri buldum. Şimdi 2'den 2 tane var. 2 çift kat kök. Eksi 1'den bir tane var. Tek kat kök. Eksi 3'den bir tane var. Bu da tek kat kök. Tablo çiziyorum. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 3 tek kat kök. Sonra eksi 1 yine tek kat kök. Son olarak 2 çift katkök olacak. Eşitlik verilmiş. Paydan gelen köklerin içi boş bırakılacak. Eksi 3 ile 2'nin içi boş olacak. Bir tek eksi 1'in içini dolduracağız. Daha sonra işarete bakıyorum. Birinci çarpanda en büyük dereceli terim x kare işareti artı. İkinci çarpanda en büyük dereceli terim x kare işareti artı. Aşağıda x karenin işareti yine artı. Artı ile başlayacağız. Çift katta değişmiyordu yine artı. Tek katta değiştiriyorum eksi. Artı şeklinde olacak. Şimdi benden sıfırdan küçük ya da eşit olduğu aralığı yani negatif olduğu aralığı istiyor. Bu aralık. Bu aralıkta eksi 3 açık, eksi 1 kapalı aralığı olacak. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamını sormuş. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayılar eksi 1 ve eksi 2 sayıları. Bu ikisinin toplamı da eksi 3 olacak. Yani cevabımız Adana. Bir sonraki soru. Eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. X eksi 1 üzeri 2012, 2 eksi x üzeri 2007, x artı 1 üzeri 2001 çarpı x kare eksi 9 verilmiş. Hepsi çarpım durumunda. Çarpanlarını ayırmış zaten. İlk olarak x eksi 1'i 0'a eşitlesem x eşittir 1. Daha sonra 2 eksi x'i 0'a eşitlesek x eşittir 2. Paydada x artı 1'i 0'a eşitlesem x eşittir eksi 1. Son olarak x kare eksi 9'u 0'a eşitlesek x kare buradan 9. Hangi sayının karesi 9 diye düşünüyorum. 3 ya da eksi 3 olacak. Bütün kökleri buldum. Şimdi şunu yapabilirim.
Birinci ifade de x eksi 1'in 2010'un ikinci kuvveti diyor. Yani 2012 tane x eksi 1 çarpanı var burada. Çift sayıda olduğu için çift katkök. 2 eksi x üzeri 2007 diyor. 2007 tane 2 eksi x çarpanı var burada. O yüzden 2007 tane 2 çarpanı gelecek. Tek sayıda tek katkök. Yine 2001 olduğu, 11 olduğu için bunun kuvveti tek sayı, yani tek katkök. Zaten bunun kökleri tek katlı oldu. Tablo çiziyorum. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum en küçük kök eksi 3. Sonra eksi 1. Sonra 1 var çift katkök. 2 var tek katkök. 3 var tek katkök. Eşitlik var. Paydadan gelenlerin içini boş bırakacağım. Yani eksi 1, 3 ve eksi 3 boş olacak. 1 ve 2'nin içini dolduracağız. İşaret belirliyorum. Birincide en büyük dereceli terim x işareti artı. İkincide en büyük dereceli terim eksi x. 2017 yüklü kuvveti yine eksi olacak. Eksi. Burada artı olduğu için artı. Burada x karenin işareti yine artı. Artı çarpı. Eksi bölü artı çarpı artı, yani eksi bölü artıdan eksi olacak. Eksiyle başlayacağız. Tek katkök artı, tek katkök eksi, çift katta değişmedi yine eksi, tek katkök artı, tek katkök eksi olacak. Sıfırdan büyük ya da eşit olduğu aralıkları istiyor benden, yani pozitif olduğu aralıkları istiyor. Pozitif olduğu aralıklar bu iki aralık diyoruz. Burası eksi 3, eksi 1 açık aralığı, bileşke. Burası 2 kapalı, 3 açık aralığı, bileşke. Bir de bir noktasının içi dolu olduğu için bir noktası diyeceğiz. Bunu sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Eksi 3 ile eksi 1 arasında eksi 2 var tam sayı. 2, 3 arasında bir sayı yok ama 2 de kapalı olduğu için parantez 2 noktasını dahil edebilirim. Son olarak bir de bir noktası vardı. Yani toplamda 3 tane tam sayı değeri var diyoruz. Cevabımız Denizli olacak. Bir sonraki soru. X kare artı 1 bölü x küçük 2 eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu eşitsizliği çözebilmek için eşitsizliğin bir tarafı 0 olmalıydı. Önce 2'yi karşı edeceğim. X kare artı 1 bölü x eksi 2 küçük 0. Toplama çıkarma işlemi yapabilmek için paydayı eşitlemem gerekiyor. Bunun paydasını x ile çarpıyorum. Altında gizli bir 1 vardı. X ile genişletirsem x kare 2 ile x'in çarpımı eksi 2x artı 1 bölü x küçük 0 olacak. Çarpanlarını ayıracağım daha sonra. X kare eksi 2x artı 1'i 0'a eşitliyorum. X, x, 1, 1 ikisi de eksi olacak. Buradan x eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0. X eksi 1'i 0'a eşitlesem x eşittir 1. X eksi 1'i 0'a eşitliyorum. X eşittir 1. 2 tane 1 kökü geldi, yani 1 çift kat kök olacak. Paydada x var. X'i 0'a eşitlesem x buradan 0 olacak. 0 tek kat kök. Tablo çiziyorum. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı. Bulduğum küçük kök 0, büyük kök 1. 1 çift kat 0, tek kat kök. Eşitlik yok, içleri boş olacak. İşaret belirleyeceğim. Burada x karenin işareti artı. Burada da x'in işareti yine artı. Artı bölü artıdan artı ile başlayacağız. Çift katta değişmiyordu yine artı. Tek katta değiştiriyordum. Eksi olacak. Soruda benden sıfırdan küçük olan kısmı, yani sıfırdan küçük olduğu aralığı, negatif olduğu aralığı istemiş. Negatif olduğu aralık burası. Burası da eksi sonsuz sıfır açık aralığı. Ya da şöyle ifade edebiliriz. X sayısı sıfırdan küçük olmak zorunda. Yani cevabın Adana.